Merhabalar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Galaxy A5 2015 serisinin ilk Nougat ROM'u olan 7.1.1 Hades ROM'unun nasıl yüklendiğini sizlere göstereceğim. Benim yaptığım şekilde sizler de yaparak bu şekilde yükleyebilirsiniz. Verdiğim Hades ROM'unun linkini telefonun beynine ya da hafıza kart bölümüne atarak bu şekilde yükleyebilirsiniz. Recover modu yani TVRP yüklü olması şarttır. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de kullanabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken telefonunuzu kapatıp ben şu anda recover modunu almışım. Sizler de alabilmeniz için telefonunuzu kapalı varsayarak ses yükseltme, home ve güç tuşunu aynı anda basarak telefon açıldığında güç tuşundan elinizi çekip Recover moduna girene kadar ses yükseltme home tuşu basılı kalacaktır. Girdiğinizde arkadaşlar Wi-Fi'den şuradan Advantage Wi-Fi Dalvik System Cache Data bunları seçiyoruz. Sağ alttan kaydırıyoruz. Sağa doğru. Ve bütün sistemdeki ne varsa her şeyi sildi. Buradan orta tuşa basarak şu şekilde instant tuşuna basıyoruz. Sizin attığınız ROM'un zip dosyasını ben micro SD kartta almışım. İnternet storage atanlar yani hafıza kart bölümüne atanlar. Buradan seçebilirsiniz. Telefonun beyni internet storage, micro SD hafıza kartıdır. Ve ben buraya atmışım arkadaşlar. En altta şu şekilde geliyor. Üstüne tıklıyoruz. Alttan kaydırarak sağa doğru flashlıyoruz ve bekliyoruz yüklenmesini. Şu anda yükleniyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar next sonraki diyorsunuz. Buradan kabul ediyorsunuz. Okudum anladım anlamında. Next sonraki bir daha. Buradan sadece no seçmeniz yeterli. Zaten otomatikmen geliyor. Bir daha next diyorsunuz. Hangisini istiyorsunuz diye soruyor da nasıl açılmasını istiyorsunuz telefonun. Ben siyah seçtim. İsterseniz beyaz seçin. O size kalmış. Buradan ne next diyorsunuz. Root yüklemek istiyor musunuz? Ben burada istiyorum arkadaşlar. Siz istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. O size kalmış bir şey. Magisk de var. O da root'tur. Buradan next diyorsunuz bir daha. Instant diyorsunuz ve yüklemesini bekliyorsunuz. 1,5-2 dakikanızı alır burası. Biz de yüklemesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz şekilde. Şu anda yüklendi arkadaşlar. Buradan next diyorsunuz. Buradan da arkadaşlar tıkılıyorsunuz reboot device diye. End diyorsunuz. Telefonunuz artık otomatikman başlatılsın. Buradan da arkadaşlar dediğim gibi end diyorsunuz. Ve şu anda yüklemesini bekliyorsunuz. Burada bir 5-10 dakika beklemeniz gerekiyor telefonun açılması için. Bizler de bekleyeceğiz. Telefon açıldığında kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar telefon açıldı. İlk açıldığında zaten çok farklı bir şekilde geliyor. Dil seçiminde buradan Türkçeyi seçerek ta ki Türkçeyi bulana kadar ben buradan seçmişim. Sizler de Türkçe seçerek ve buradan başlatıyorsunuz dediğim şekilde. Telefonumuzu açtık arkadaşlar. Dil seçimini geçtikten sonra sizden işte telefon yeni alıyormuş gibi bilgiler istiyor. İşte mail adresinizi girin gibi gibi şeyler. Siz onları artık yaparsınız. Telefon bu şekilde. Ben size göstereyim arkadaşlar. Bildirim paneli de bu şekilde.
Gördüğünüz gibi menüler de bu şekilde. Size ayarlardan hangi Android olduğunu da göstereyim. Bu şekilde sizler de görmüş olursunuz. Android sürümü 7.1.1. Şöyle gördüğünüz gibi yazılım bilgileri de bu şekildeydi. E-mail herhangi bir şey kaybolmuyor. Gayet güzel bir ROM. Menü olarak sadece bu geliyor. Arkadaşlar menü olarak sadece bunlar var. Kullanmadığınız uygulamaları da kaldırabilirsiniz. Mesela ben ses kaydedici, e-posta gibi bunları ben kaldıracağım. Bunları da kaldırmak için uninstall diye bir program var. İşte buradan seçiyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Yanlış bir şey kaldırmayın. Gerçi yanlış bir şey kaldırdığınızda tekrar yükleyebilirsiniz. Şöyle geri dönüşüm kutusu diye bir şey var. Oradan yükleyebilirsiniz. Sonra işte ben bunları yükleyerek bu şekilde telefonu haz aldım. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Menü her şey çok güzel. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Sadece Always On Display yok. Artı bir de radyo yok. Onlar da ilerleyen zamanlarda güncellemelerle bunlar da alacaktır. Takipte kalırsanız yeni bir güncellemeler aldığında ben bunu sizlerle video kanalımla paylaşacağım. Videomu burada noktalıyorum. Sıkıntı sorun yaşayan olursa videonun yorumlar kısmında yazarak yardımcı olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.